Abi hoş geldin. Hoş bulduk hayat. Şey dedim mi hiç ya? Hep ben onu merak ettim mesela. Acaba Tayfun abi kızdı mı taktiğini yapıyoruz falan. Hiç aklımdan geçti mi? Geçti geçti ya, düşündük. Ya aslında tabii... Var mı, oldu mu? Kesinlikle hiç olmadı. Yalnız hep ben şunu diyordum. Bir de olursa ters olur. Hani siyasiler bu mizahı kaldıramıyorlar ya. Ha. Kendilerine dair. Biz de kaldıramazsak gazeteciler yani siz mizah bu sonuçta. Bir de, yani kötü bir şey değil. Biraz tabii ki... Egzajere etmen gerekiyor sonuçta. Yani bir şey dememişsin, hakaret yok, bir şey yok falan. Fakat seyreder seyretmez samimi söylüyorum, koptum. Çünkü benim sesim çok zor bir iştir. Değil mi? Yani ben bile bazen hasta olduğumda falan aynı sesi yakalayamıyorum. Bir de şey oldu mesela, telefonlar geldi. Abi seslendirmeye de mi başladın? Yok abi ya. Öyle şeyler. Abi o zaman TV8'deydin. TV8'e mi geçtin? Ya kardeşim yok, ben de reklamla ilgili zannediyorum. Kargo reklamıyla. Ne alakası var diyorum ya. Abi ne bileyim, biz seni orada gördük. Şimdi... biz haber yapamaz hale geldik. Biz onu bir düşündük acaba ha, böyle bir şey olacak. Şimdi biz bunu ilk bu 8 esprisini bir kere çok iyi bir gözlemcisin. Kutluyorum teşekkür anlamda. Teşekkür En belirgin 8, Türkiye'nin Çocukları programında Ağrı'nın Patnos Batmış köyündeydi. Hani 8 diyen bir çocuk vardı. Sen kaçtasın abi? 3'te miydin sen de? 8. Kim iyi? 8. Kim iyi? Kaç yaşındasın? 8. Yani bu soruyu soramaz hale geldim dedim böyle. Ben, ulan ya, önce 8 olanlar ayrılsın yani. Değil mi? 8'ler. Sonra yine geçtiğimiz günlerde Adana'daydık. Daha bunlar yayınlanmadı. Pamuk tarlalarından çocukları okula götüreceğiz. Şimdi ne sorarsın çocuğa? Yıllardır aynı soruyu sorarsın. İşte, çocuğa hani kaç yaşındasın? İşte hangi okula gidiyorsun filan. Önce bir muhabbet lazım ki çocuk heyecanlı yersin. Kaç yaşındasın? Dakika bir gütü. 8 dedi. 8. Kim iyi? 8. Kim iyi? Gökhan'la röportajı bırak abi. Bu herif dediğim, şikayet edeceğim. Bunun yüzden haber yapamam abi. İnanamıyorum ya. Benim şikayetim o yani. Abi mizahı dozunda yapabilmek bence mizahçılığın esası bu. Eyvallah. Yani adama saldırırsın kişilik haklarına falan değil. Yapılacak da bu, çok da doğal. Ekrana çıkıyorsan, halkın önüne çıkıyorsan birileri taktiğini yapacak. Ben onur duydum bir de bunu.